Yaşadığım şeye hala inanamıyorum ya. Onur bana nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl? Pelin suçum. Çok haklısın ama inan mecbur kaldık. Neden mecbur kaldınız Yıldız anneciğim? Neden? Hayatım, Onur seninle görüşmeye başlamadan önce bu kızla tanışmış. Kız aylar sonra Onur'un karşısına çıktı. Yani? Onur bu kızla evlenmeye mecbur. Çünkü kız hamile. Aa! Ne? Yıldız sen neden bahsediyorsun? Nasıl yani? O ezik kız. Onur'un çocuğunu mu taşıyor? Pelin suçum. Bu evlilik sadece çocuk doğana kadar devam edecek. Sonra boşanacak. Elimizde sözleşme var, bu şartla kabul ettik. Siz böyle bir şey kabul edebilirsiniz. Ama ben böyle bir şey asla kabul edemem. Düğün arefesinde Onur'un bana yaşattığı şeye bakın ya. Yazıklar olsun. Bak kızım, Onur da bunları yaşamak istemez. O da allak bullak oldu. Lütfen, senden tek istediğimiz biraz sakince düşünmen. Düşünecek hiçbir şey yok. Bitti diyorum, bitti. Nasıl bana böyle bir şey yaparsın ya, nasıl? Nasıl benden böyle bir şey saklarsın? Tamam, ne desen haklısın ama önce beni bir dinle. Ben dinleyeceğimi dinledim. Bitti, her şey bitti. Pelin Su. Onur lütfen. Daha fazla üzerine gitme. Sakinleşsin, daha sonra konuşursunuz. Ay, Allah'tan haber gazetelere düşmemiş Fikret. Ya bugün düşmese ne olacak Yıldız? 3 gün sonra düşecek. Betül bu fırsatı kaçırır. Ah, o var ya o. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Günaydın. Tabii sen bütün gece uyuyamadın değil mi yavrum? Haliyle anne. Oğlum otursana masaya, bir şeyler ye. Yok anne, ben mutfakta bir şeyler atıştırdım ayaküstü. Gideyim hemen bir Pelin suyu göreyim. İçim hiç rahat değil. Kalbini çok kırdım tabii. Kendini suçlamayı bırak oğlum. Sen o kızı düşündüğün için konuşmayı erteledin. Olan oldu baba. Neyse, hadi afiyet olsun size. Ben alasmalık diyeyim diyordum zaten. Güle güle yavrum. Güle güle. Yavrum, nasıl da üzgün. İnşallah Pelin'i affeder. Bak aklıma ne geldi Yıldız. Biz bu Şebnem'i arayıp önden konuşsak mı? Akıllı kadındır. Bu ilişkinin bitmesine göz yummazsa ha? Haklısın, ay haklısın Fikret. Ben bunu nasıl daha önce düşünmedim? Sonra da Betül'ü arayacağım ama. Bu yaptığının yanına kalacağını zannediyorsa kesinlikle yanılıyor. Betül'ü. Şebnem. Pelin Su yavrum. Güzel kızım benim, günaydın. Günaydın anneciğim. Uyuyamadın değil mi dün gece üzüntüden? Uyuyamadım anneciğim, uyuyamadım. Ama üzüntüden değil, sinirden uyuyamadım. Ama Pelin Sucuğum, biz bunları seninle daha önce konuştuk. Yani olay senden önce gerçekleşmiş. Çocuk doğduktan sonra boşanırlar, siz de evlenirsiniz. Anneciğim sen bunları ne kadar güzel bir şey anlatıyormuş gibi anlatıyorsun böyle ya. Sen beni tanımıyorsun galiba. Ben hayatta böyle bir şey kabul etmem. Bitti bu iş, anladın mı? Bitti. Mantıklı ol kızım, mantıklı. Mantığımı kullanamadığım için zaten bu hale düştüm senin yüzünden. Sen durumu hala farkında değilsin galiba. Yarın bir gün bu ev satılırsa ne yapacağız? Sokakta mı yaşayacağız? Bak, mantıklı olan bu bence anne. Satılsın, sokakta yaşayalım. Daha iyi. Tamam o zaman. Görüştüğünüzde o elindeki tek taşı verirsin, olur biter. Nasıl yani? Benim bunu vermem mi gerekiyor? Ya ne sandın? Ya ne bileyim, bende kalır diye düşündüm ben. Onur beyler geldiler. Tamam kızım, bekletme, al içeri. Pelin Su lütfen. Bizi düşün, babanı düşün. Elindeki tek taşı düşün. Hoş geldin Onurcuğum. Hoş bulduk. Ben sizi yalnız bırakayım. Çok mersi efendim, sağ olun. Pelin Su konuşabilir miyiz?
Tabii buyur konuşalım. Melis'in nereden başlayacağımı bilmiyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Çok özür diliyorum senden. Ben hala kendime gelmeye çalışıyorum Onur. Bana yaşattıklarına bir bakar mısın ya? Ya nasıl bir başkasıyla nişanlanırsın? Üstelik kız hamile. Senden daha önce oldu. Yani bizim ilk buluşma günümüz var ya, sen kaza yaptın, gelemedin. Evet. O da başka biriyle buluşacakmış. Masaları karıştırmış. Karıştırınca ne oldu? Bir anda kendinizi yatakta mı buldunuz? Artık ne kadar ateşliyseniz. Pelinsu, lütfen böyle şeyler söyleme. Bak, benim için çok önemsiz bir geceydi. Gerçekten. Belli oluyor kızın hamile olmasından. Pelinsu yapma böyle. Tamam, çok haklısın. Ama gerçekten benim de üzerimde çok büyük bir baskı var. Ailem bir taraftan, sorumluluklarım bir taraftan. Benim için de hiç kolay değil. Yani şu durumda ben istemeye istemeye o kızla evlenmek zorundayım. Başka çarem yok. Ha dersen ki Onur, ben beklemem, bekleyemem. Söyleyecek bir lafım yok. Çok saygı duyuyorum. Ben... Yani bu benim için gerçekten çok zor. Ama ben düşündüm. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Ve seni bekleyeceğim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalı.